Cennet nasıl bir yer, bir bilgim yok abi. Neden baba? Yani araştırmadım hiç. Sebep? Araştırmadım, bilmiyorum. Valla reis, biz bilmeyiz. Allah bilir. Yani sonuçta yani gidecekler bilir, biz bilmeyiz. Sen gitmeyi düşünmüyor musun? Bakalım, ortam iyiyse gideriz ya. Ortam iyiyse gideriz. Cennet işte güzelliklerin olduğu, her istediğimizin olduğu bir yer. Gitmeyi düşünüyor musun? Yani ibadet etsem giderim herhalde. Etmiyor musun baba? Hayır abi. Neden? Allah abi, bende pek bir inanç yok ya. Varsa cehennemdeyiz abi, ne yapalım? Yakalım ya beni de yakalım. Hiç problem yok abi. Bu dünyayı iyi geçirenler için çok güzel bir yer. Kötü geçirenler için bile onun karşısında zaten her şey. O ana bağlı yani. Zaten cennetin birinci kademesi de var ama hangi kademede olursan o sonuçta cennettesin yani. Gol atmışsın diyelim, offside'dan ama VAR'dan dönüyor gibi bir şey. Cennet güzel bir yer abi. Düşünüyor musun gitmeyi? Ya düşünüyorum arada da. Ama VIP'de böyle cehennemde bir VIP'lik yerler var. Şimdi orayı bir almayı düşünüyoruz. İslam'la alay etmek uygun değil. Aa, pardon abi. Ben öyle alay etmek istemedim. Ama anladın cehennemde mı? Şey, günahlarım biraz fazla. Fazla o yüzden olabilir. Allah-u Teala da affetmeye biraz bahane arıyor reis. Ha, o da var. Aynen. Anladın mı reis? Reis haklısın. Sen başka? Meyi salla. Merhabalar. Nereye salladı geleyim? Kameraya. Cennet nasıl bir yer? Güzel bir yer. Harika bir yer. Güzel bir şeydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bildiriyor bize cennetin nasıl bir yer olduğunu. Evet. Sen de ufaktan bir anlat. Duymuşsundur illa. Harika bir şey. Ne istiyorsun? Var. Yani ne istiyorsan var diyorsun. Hepsi, evet. İyi insan ol. İnşallah cennete gir diyorsun. Gir, evet. Cennet bize göre de biz cennete göre miyiz? Ay, bu zor. Ama ay, anlatamıyorum. Tamam, bir el salla en son olarak. Cennet bir insanın bütün isteklerini bulabileceği bir yer. Hem Allah'ıyla istediği gibi görüşebilecek, hem de diğer bütün ihtiyaçlarını, bütün isteklerini karşılığını bulabileceği bir yer. Cennet abi muhteşem bir yer ya. Cennete vallahi abi kavuşmak için her şeyi yaparım. Şu an maneviyata ulaşmaya çalışıyorum abi. Ne yapıyorsun reis? Abi namazı başladım. Elhamdülillah. Abi pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorum abi. Maşallah. Yani Peygamber Efendimiz de o gün nerede tutun demiş yani. Cennet bence bu dünyadaki insanların yani Müslüman olan insanların dinine düşkün olup öbür hayatta huzur buldukları yer diye düşünüyorum abi. Bir alkış alalım. Eyvallah. Eyvallah. Aynen abi, öyle düşünüyorum. Yani kral be. Bu hayatta inancımıza inanıp onun kurallarına sadık kalıp öbür tarafta da onun sefasını çektiğimiz yer diye düşünüyorum ben. Burada acısını çekiyorsun çünkü yalan dünya ama öbür tarafta her şey gerçek. Burada yaptığın şeylerle yargılanıyorsun orada ve çizgin belli. Nereye gidip nereye gitmeyeceğin de belli. Gidiyorsan da için rahat gideceksin yani, ben öyle düşünüyorum. Dediler ki ummadığın taş baş yararmış. Aynen abi, yarar. Yardım başımızı baba. Bence yardı abi. Harbi yardım. Çok şimdi reis abi. Ben bir kadınla röportaj yaptım, tamam. İstanbul'da. Soru sordum aynen böyle. Öyle soru sorarsan böyle rezil olursun dedim. Sen de bizi rezil ettin reis. Çok kafam karıştı abi şu anda. Çok kafam karıştı şu anda. Şimdi o videoyu izleyelim mi? İzleyelim abi. Cennet nasıl bir yer efendim? Güzel bir yer olsa gerek. Burası olmadığı kesin ama. %100. Pekala, cehennem nasıl bir yer efendim? Cehennem bence burası gibi bir yer. %100. Cennete gitmek istiyor musunuz efendim? Evet. Hazırlığımız var mı? Var. Hiçbir şey dış görünüşte değildir. Evet. Evet kardeşim. Evet efendim. Nereden geldin dayı? Almanya'dan geldim ben. Harbi mi? Aynen, Bayern'den. Aa. Evet. Bir hareket çektin demin. What's up? What's up fool? How you doing? Fethetmedim abi. Evet baba, cennet nasıl bir yer? Cennet nasıl bir yer? İşte bence öyle bir yer, ne istediğini yapabilirsin, ruhun şey, nasıl söyleyeyim? Arınmış mı? Aynen, aynen öyle bir şey. Diyorsun. Aynen, ne istediğini yapabilirsin. İşte, istediğin gibi takılıyorsun. İstediğin gibi takılıyorsun, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Çok güzel bir yer bence. Dert yok, sıkıntı dert yok. Dert yok, sıkıntı yok, aynen. Demek derdi yok. Aynen, her ne istediğin var, aynen. Öyle gibi bir şey. Ama yalan dünyadayız abi. Ha, yalan dünyadayız ya. Diyorsun. Diyorum. Sen yalan mısın? Yo, ben yalan değilim. Gerçekten. Ben babuşkayım. O ne? Babayım diyor. Babuşkayım diyor.
Harbi babamız. Saçlar ne işleyiz? Doğal. İtalyan gerçek. İtalyan mı, Fransız mı diyorsun? Yok, Türk. Türk iş. Evet. Maşallah. Teşekkürler abi. Son bir şey söyle. Stay cool, stay good, and live a nice life. Live a nice life. Niye sallanıyorsun baba? Öyle ya. Ben öyleyim abi. Çok işliyorsun. Yani gitmedim bilmiyorum ama güzel olduğunu Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Tarif edersek? Çiçekli, mis kokulu. Herkesin ulaşmak istediği ama ulaşmak için çaba çok sarf etmediği bir yer. Yani normalde evet herkes cennet için bir şeyler yapması gerekirken unutulmuş bir yer. Şu an yani kimse aslında şey yapmıyor. Herkes cennete gitmek istiyorum diye palavra atıyor ama aslında cennete gitmek için bir şeyler yapmıyor. Abi çok güzel bir yer. Gözlerimizin görmediği muhteşem bir yer abi. Keşke gidebilsek. Abi Huriler de var bu arada orada. Tabii abi. Reis Hurileri hemen söyledin. Söylerim abi Hurileri. Huriler başka. Gözlerim tabii abi. Hurileri tarif eder misin kardeşim? Abicim şimdi öyle çok güzel diyorlar ama yani öyle. Reis üstünde bir elbise var. Evet abi. 70 kat iliklerine kadar gözüküyor. Şaka yapıyorsun abi. Tabii. Abi bol bol sevap işlemeye devam edeceğiz o zaman. Cennet güzel bir yer. Cennet bütün isterimizin buluştuğu bir yer bence. Cennet iyiliklerin olduğu bir yer. Benim düşünceme göre. Yani her dine göre iyilik yapanların mükafatlandırılacağı yer. Vallahi çikolata şelaleleri diyorlar. Ondan sonra ne bileyim çoğu şeyler söylüyorlar ama fazla bir bilgimiz yok bizim de. Sence nasıl bir yer? Çok güzel bir yer. Bence de bir çok tam güzel. Tam bana göre ama. Bana göre de bilmiyorum. Yok tam bize göre de biz oraya göre miyiz? Biz oraya göre değiliz ya. Hazırlığımız yok. Hazırlık sıfır. Yok mu? Hepimiz cehenneme gideceğiz. Gitmeyiz ya, hazırlık yaparız ya. Hazırlık zor. Diyorsun. Zor. Çok mu daldık dünyaya? Zor. Ha, dünyaya çok daldık. Hani diğer dünyayı düşünen yok. Abi böyle birden deyince benim kafa gitti ya. Gitti mi? Gitti. Bir toparlarız. Abi aslında gitmesi çok kolay ya. Günde bir saatle uğraşınca aslında cennete rahat gidebilecekken hiçbir çaba göstermiyoruz. Emek bile sarf etmiyoruz aslında. Cennet görmedim ki. Bilemiyorum şimdi nasıl diyeyim abi. Allah-u Teala bahsediyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Huriler varmış. Evet baba. Güzel güzel şelaleler, güzel güzel meyveler. Bilmiyorduk demin. Ya yok o kadar. Görmediğim için bilmiyorum dedim abi. İstiyor muyuz reis gitmek? İnşallah abi. Güzel bir yer. Tarif et reis. Bilmiyorum. Hiç duymadın mı? Okumadın duydum. Mı? Duydum okudum da. Ufaktan bir tarif et kanka. Anlatılamaz. Yani. Yaşanır mı diyorsun? Aynen öyle. Cennet tarif edilemez bence. Hayal bile edemiyorum. Öyle güzel ki. Cennet Allah-u Teala'ya göre sütten akan ırmaklar, sonsuz yeşillik. Güzel yani. Ay keşke. Ne yapıyorsun baba? İyi. Reis cennet nasıl bir yer? Güzel bir yerdir herhalde. Var mı niyetimiz? İnşallah. Konuş be mangasar. Niye konuşayım? Biz bunu Kur'an-ı Kerim'den ve ayet-i kerimelerden ancak bilebiliriz. Yani cennet bizim için gidebileceğimiz en güzel yer. Bunun açıklaması şu an en fazla kelimelerle bu kadar anlatılabilir. Cennet Allah'ın izniyle göreceğiz ama bakalım. Emin değilim, huriler falan varmış. Öyle diyorlar ama çok güzel bir yer olduğunu kesinlikle eminim. Cennet dünyada bulamayacağınız en güzel yerdir. Yani orayı bilmiyoruz, görmedik ama tahmin edemeyeceğimiz bir güzelliklerde olan bir yer. Her gönül ister ki cennet kapısını açsın. İnşallah öldüğümüz zaman Allah bizi cennetinde kabul eder. Çok güzel bir yer. Cennet görmediğim için bir şey diyemem. Görmediğim bir şeyi de anlatamam. Kur'an-ı Kerim'de bundan bahsediyor Allah-u Teala. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah hepimiz Müslümanız bahsediyor. Ama biz görmedik sonuçta şimdi. Görmediğim bir şeyi de ben anlatamam. Önce görmek lazım nasip olursa. Yani çok güzel bir yer. Nereden İnşallah biz de gidelim. Oğlum gittin mi? Vallahi dayıcığım bilmiyoruz. Cenneti bilmiyoruz. Ama göreceğiz gidince. Ufaktan göreceğiz. Vallahi bize de nasip olur. Vallahi gitmediğim için bilemiyorum yani. Gitmek ister misin? Tabii ki isterim. Niye istemeyeyim? Yani cennet gibi bir yerdir mutlaka. Cennet adı üstünde değil mi? Cennet hani. Nasıl bir yer? Yani güzel bir yer. Hani cennet. Cehennem değil yani. Tarif edersek? Yani adı üstünde hani cennet gibi bir yer dersiniz. Çok güzel bir yer dersiniz. Bu kadar mı tarif? Huzurlu dersiniz. İyi insanların layık olduğu yer dersiniz yani öyle.
maneviyat olarak. Gitmeden bilemeyiz abi. Allah inşallah nasip eder yani. İnşallah. Şimdi gitmedik ama Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Evet, bahsediyor. Yani anlatılmayacak kadar güzel yani. Güzel diyorsun. Yani. Kısaca bir anlat kanka. Anlatılmaz abi. Diyorsun. Yaşanır. Eyvallah. Kitapta okuduğumuz gibi çok güzel, rahat yaşanacak. Her şeyin bol olduğu bir yer. Allah senden. Allah inşallah. Öyle biliyoruz yani. Huriler var. Diyorsun hanım kızlar sayarım duymadım. Ondan sonra ne bileyim akarsular, serinlikler. Güzel şeyler var yani, güzel şeyler inşallah. 10 numara. Cennet nasıl bir yer hiçbir bilgimiz yok. Tabi anlatılanlara göre gül bahçesi en mutlu, huzurlu olacağımız bir yer. Ha, biz de onun için çalışıyoruz. Tek amacımız oraya gitmek zaten. Reis, cennet bize göre de evet. Biz cennete göre miyiz? İşte orası meçhul. Orayı kimse bilemez.